Bir attın beni, alev alev beni Herkese selamlar dostlar. 12 Aralık 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle 12'sine geçelim şuradan. 13'üne mi geçtik? 12 pardon. Aynen. E, aynen aynen aynen. Devam. 12 Aralık iddia tahminleriyle hepinize selamlar tekrardan. Şimdi 9 tane mücadele seçtim. Gecenin saat 2.35'i videoyu çekeceğim. Montajlayacağım. Sabah saat 10-11 gibi muhtemelen yayına koyarım. O zaman sizler de izlemiş olursunuz. Hepinize günaydınlar şimdiden. Şimdi 9 tane mücadelemiz var. Direkt maçlarla geçmek istiyorum. Direkt anlatarak devam etmek istiyorum. İlk mücadelemiz dil mücadelesi. Normalde ben Fransa'yı bu yıl Fransa ve İspanya'ya çok fazla değinmek istemiyorum. E, maçlar çok güzel geçmiyor. İtalya ve İngiltere ağırlıklı olarak bu iki ligini değerlendiriyorum. Hatta kombineme de zaten ağırlıklı olarak bunları koyuyorum. Veya bunların maçlarını seyrettiğimi de söyleyeyim sizlere. Şimdi dil maçıyla başlayalım. Bu arada arkadaşlar videoya güzel seviyelerde sizden aynı şekilde like seviyesi bekliyorum. Pazar günü videosu artı 500'ün üzerinde like gelirse güzel olur. Değerlendirecek arkadaşlara şimdiden başarılar bol şanslar. Lil mücadelesiyle başlayalım. Lille de arkadaşlar hafta içinde bir maç oynadı. Daha yorgun. Mesela Lyon da hafta içinde maç oynadı. Hangisi daha eforlu maç oynadı diye baktığımız zaman da Lille'in maçı daha zorluydu. Lyon çok fazla kasmadı. Yani maça baktığımız zaman da Rangers oynadı. Kendi evinde az kadrosunu çıkarttı. Fakat yani oyun olarak çok fazla efor sarf etmediğini söyleyeyim. Lille biraz daha zorlu süreç geçirdiğini söyleyebilirim. Fakat Lyon takımı dengesiz bir takım. Ne kadar iyi bir takım olsa da hücum hattını da ben çok beğeniyorum. Shakiri, Dembele olsun. Ya ciddi kadeveli olsun. Beğendiğim isimler var Lyon'da. Hücum hattını ciddi anlamda beğeniyorum. Hatta sezon başında çok fazla değerlendir değerlendirme altına alıyordum Lyon'u. Fakat sonradan dengesiz sonuçlar yap verdiği için çok fazla almadım. Burada tekrardan Dio'nun gol bulmasını bekliyorum. Lille de son haftalarda bir çıkış yakaladı. Hem ligde hem de Avrupa'da iyi futbol sergilemeye başladı. Kral Burak Yılmaz da gerekeni yapıyor. Maçlarda buldukça pozisyon değerlendiriyor. Günün ilk mücadelesi. Normalde bir ligin ilk mücadelesine girmem kolay kolay. Fakat güzel bir mücadele. 1-1 gibi bir skor bekliyorum. Beraberlik çıkabilir. Ben KG var alacağım. 1-45 gibi oranların idealden. Daha yüksek oran isteyenler varsa bir maç sonu 0 denemesi. 1-1 gibi bir skor çıkarmışım ben. Değerlendirmek isteyenler o şekilde değerlendirme yapabilir. 1-1'lik Biri bir skor, skor bekliyorum. Ee, şunu da söyleyeyim. Lyon'da Pakayita kart cezası olarak da gözüküyor. Yeni Malatya Alanya spor mücadelesi. Ben burada biraz farklı bir tercih yapacağım ve sürpriz bir tercih söyleyeceğim sizlere. Burada favori Alanya gösterilmiş fakat Sudikayı son e, basın toplantısında da izlediyseniz agresif takım, agresif tavırlar sergiledi. Nasıl agresif tavırlar sergiledi anlatayım. ya yine bu gazeteciler dedi oyun tarzınızı beğeniyor musunuz şeklinde bir sorular sordu. Sumudika sinirlendi, cevap verdi, basın toplantısını terk etti. Yani Sumudika takımdan umutlu yani her hafta daha iyi bir malatya görüyoruz şekilde. Ki bence de katılıyorum Sumudikaya son haftalara baktığımız zaman da kendini biraz daha geliştiren bir Malatya var. Ben burada Alanyaspor'a karşı kaybedeceğini düşünmüyorum. Alanyaspor da son haftalarda biraz dengesiz skorlar almaya başladı. Özellikle ligde ya alıyor ya veriyor tarzında ilerliyor şu aralar. Ben burada bir Malatya galibiyetini de sürprizden bekliyorum. Fakat idealden şunu vereceğim. Yeni Malatya'nın ben kaybedeceğini düşünmüyorum. 1.41 gibi orandan 0.1 çifte şansı bence gayet güzel. 1 veya 0 çifte şans güzel burada. Ben Malatya'nın kaybedeceğini beklemiyorum. Hatta şunu da belirteyim. Malatya takımı burada bir sürprizle atıp kazanırsa da şaşırmayın. 2.65 oranı daha yükseğe çekeyim. Daha yükseğe çekip 3.10 Maç sonu 1 3.5 altta da daha yüksek olsun. Fakat ben dediğim gibi burada Malatya tarafındayım. 0-1 çifte şansını alırım. Maç sonu 1'ini alırım. Maç sonu 1, 1. 3.5 altı yaparak da 3.10 gibi orandan da daha yüksek orandan değerlendirme yapabiliriz. Değerlendireceklere bol şanslar. Leicester ile Newcastle mücadelesi. Newcastle'ın başına yeni bir teknik adam geldi. Son haftalarda Newcastle ilk galibiyetini aldı. Şükürler olsun ilk galibiyetini alacağına kadar sürekli varını değerlendirdik. Bazı yerlerde çifte şansını aldık. 3-3'lük mücadelesinde çifte şansını aldık. Sürekli geri düşmesine rağmen katıl grubundaki arkadaşlarımız bilir onu da. 3-3 skoru da yakaladı. Hangi mücadeleydi hatırlamıyorum. Fakat Newcastle'da da oyun olaraktan ufak bir gelişme olduğunu söylemek lazım. Ben... Bu Saint Maximin falan çok iyi. Onlar sıkıntı yok da bu hücum hattında Wilson var. Yani çok gereksiz şut çekiyor. Son mücadelesine bakın mesela veya son 2-3 mücadelesine bakın. Maçta şut çekiyor da ceza sahasına girmiyor. Orta saha yakalarından kaleye şut çekmeye çalışıyor. Yani ona bir ayar vermek lazım diye düşünüyorum. Fakat Newcastle ben bu maçta da gol bulmasını düşünüyorum. Leicester zaten son hafta çok. Leicester bu sezon ciddi anlamda üst takımı yani. Şaş, şaşmaz üstü olarak düşünüyorum ben. Bu maç da gollü bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum. Ben burada 2.5 üstünü aldım. 1.43'te bir oran açmışlar. Leicester tek başına da götürebilir. Avrupa'da yine zorlu bir maç oynadı. 3-2 kaybetti Napoli'ye karşı. Newcastle burada golleri de eşlik edebilir diye düşünüyorum. Ondan dolayı gollü bir maç bekliyorum. Klasik Leicester'ın hatta Leicester'ın golsüz geçen maçı var mı? Premier Lig'de şöyle baktığımız zaman da son şöyle 10-15 maçına bakın. Çoğu 2.5 yüz. Yani Leicester bu sezon iddiacının dostu harbiden canlıdan maçlardan çok güzel yakalıyoruz. 2.5 yüz bence 1.43'den idealdir. Değerlendirecekler bol şanslar. Hellas Verona ile Atalanta mücadelesi. Atalanta maçı iptal oldu bildiğiniz üzere. Kar yağışı vardı. Bir gün sonra evliler ay ertelendi. 3-2 mağlup oldu. Konferans ligine mi Avrupa'ya mı ne gitti? İşte 3. olaraktan da. Şimdi Atalanta burada Verona ile oynayacak. Verona da burada tutor geldiğinde ve sürekli anlatıyorum ki zaten çok kombine bize değerlendirdik Verona'yı. Sürekli KG var olarak aldığımızı hatırlıyorum ben. Mutlaka sizler de biliyorsunuzdur. Atalanta maçı burada ben yine gollü bir mücadele bekliyorum. Atalanta burada yine futbolunu sergilerse Verona da üstüne gelirse ki gelmesini bekliyorum. Verona'nın da bu maçta gollere katkı yapabileceğini düşünüyorum. Ben golli bir mücadele bekliyorum burada. Yine üst tercihini aldım. Bu maç hakkında çok fazla durmaya gerek yok zaten. 1.40 gibi oranı var. Atalanta ideal 11'ini çıkaracaktır burada. Hemen şöyle bakayım sakat cezalı yok. Gozlus'un bir sakatlığı var o sürüyor. Onun dışında yine Zapata, Ilicic, Pasalic, Zapakosta aynı şekilde devam edecektir. Palomino, Meri, Toloi gibi isimlerle devam edecektir. Üst tercih ideallerden onları 1.40 gibi orandan değerlendireceklere bol şanslar. Beşiktaş-Kayseri mücadelesi. Sizce de Beşiktaş kazanmaz mı? Diye düşünüyorum. Türk takımlarını ben mültenimi alıyorum fakat kombinemi almıyorum arkadaşlar belirteyim. Ben burada Beşiktaş mücadelesini değerlendirme altına aldım. Şimdi oyuncular ben oyunculardan yana mısın? Sergen Hoca'dan mı yanasın derseniz ben %100 olarak Sergen Hoca'dan yanayım. Yani Sergen Hoca'nın yapacağı hiçbir şey yok. Yani yapacağı adam çıkıp bu aşından sonra top mu oynasın yani. Bu oyuncularda var biraz karaktersizlik bence. Ben, ben öyle düşünüyorum. Oyuncularda biraz bakın bu maçta Beşiktaş takımı kazanırsa ki kazanmasını bekliyorum. Sergen Hoca'ya da ayıp yapacaklar. Yardımcı antrenör şeklinde antrenör çıkacakmış takımın başında Beşiktaş'ta. Ya yani oyuncular kendini artık teknik direktörde gidince burada kendilerini biraz daha göstermek isteyecektir. Biraz daha istekli bir Beşiktaş olabilir burada. Ben burada Beşiktaş'ın direkt galibiyetine yöneleceğim. Fakat şöyle bir galibiyet yöneleceğim. 2-0'lık veya maksimum 2-1'lik bir skor bekliyorum. 4.5 altında bir yaparsanız 1.57 gibi orandan Beşiktaş tarafına yönelebilirsiniz. Beşiktaş bu maçta bence kazanır. Kayseri Spor'da da Hikmet Hoca gayet iyi. Hatta şunu söyleyeyim. Hikmet Hoca'nın son 12 maçında yani o 3 büyükleri oynadığı son 12 maçının 11 tanesinde gol atmayı başarmış takımı yine gol atabilir. Fakat ben burada Beşiktaş'ın galibiyetini 4.5-6 yaparak da değerlendireceğim. 2-0-2-1 skor beklentim. 4.5 altında 1. Frankfurt'la Leverkusen mücadelesi. Yine gollü geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi Frankfurt Leverkusen mücadelesi. Aynı şekilde bol kornerle de geçmesini bekliyorum ben. ben bu mücadeleyi korner olarak değerlendireceğim. Nasıl korner olarak değerlendireceğim? Ben Frankfurt'u son haftalarda hep kornerini aldım. Son 4 maçının 4 de 5 oldu veya veya 4 ya 5 oldu. Sürekli kornerini aldım ve sürekli kazandık. Leverkusen maçı da çok tempolu bir mücadele olacaktır. Burada zaten skor olarak benim önümde 1-1 gibi bir skor var. Fakat bu skor Leverkusen tarafına kayabilir bence. 1-88'den de favori gösterilmiş. Frankfurt takım savunması yaparken hatalar yapıyor. Kendi evinde de biraz daha hücum futbolunu sergilediği için Arkadaki boşlukları Level Kuzen iyi değerlendirebilir. Ya, tempolu bir maç olur. Ben kornerin olarak sizlere önereceğim. 8.5 üst kornere 1.37 gibi oran açmışlar. Hatta şöyle de yapacağım. Ben gollü bir maçta bekliyorum. Gollü bir maç beklediğimi de belirteyim. 2.5 üstün oranı 1.44. Kombineme de 2.5 üst olarak aldım. Bu iki tercih yaptım. Fakat kombineme kornere değil de üstü koydum. 2.5 üstün tercihi 1.44. İsteyenler de koordineli değerlendirsin. Corner maçı olarak da gördüğümü belirteyim. Napoli Empoli mücadelesi. Napoli kendi evinde Empoli ile oynayacak. Muhtemelen yine bu da gollü geçmesini bekledim maçlardan. Bir tanesi. Napoli'de eksikler var mı? Var. Bu eksikler zaten devam edecek. bu yani maçta oynamayabilir. Fabian Ruiz oynamayabilir şüpheli durumda. Zaten Osimhen'in sakatlığı var. Defansta Kolivali'nin sakatlığı var. Kolivali zaten olmadığı sürece Napoli'nin defans hattı biraz daha çöktü yani. Bu maçta Napoli galip gelebilir. Empoli de gol bulabilir. Üstte gidecektir. Ben ama oran yakalamak adına 1.52'den ideali almak adına burada 2.5 üstüne bir yaptım. Napoli galip gelir bence. Galip gelirken de Empoli de gol bulursa gollere eşlik etmiş olur. Ki şöyle söyleyeyim. Empoli gol atamasa bile Napoli Empoli'ye karşı 3 gol atabilecek bir takım olduğundan dolayı 2.5 üstünde biri sizlere öneririm. Değerlendireceklere bol şanslar. Sassuolo Lazio mücadelesi. Burada maçın favorisi sanırım değişmiş arkadaşlar. Lazio favori değildi diye hatırlıyorum. Ben burada çifte şans önerecektim. Oran biraz düşmüş. Bir 34'e düşmüş. Ben burada Sassuolo'nun kaybetmesini beklemiyorum. Gollü bir mücadele geçebilir. Fakat Sassuolo bence kaybetmez. Lazio Galatasaray'a karşı futbol sergiledi. Yoruldu. Fakat şunu da söyleyeyim. Çok fazla bir efor sergilemedi. Yani çok tempolu bir oyun değildi. Maçı izleyenlerin uykusu gelmişti Lazio Galatasaray maçında. Avrupa'da da ikinci olarak tamamladı Lazio. Burada Sassuolo'ya karşı zaten şunu söyleyeyim. Lazio'nun deplasman performansına bakın. Kaç maç oynamış yani? 10-60-18 yemiş yani Lazio. 8 maçta 10 gol atmış. 18 tane de gol yemiş. Deplasmanda pek iyi bir performansı yok. Sassuolo takımı da iyi bir takım. Dirençli bir takım. Hem hücumu hem de takım savunmasını başarabilen bir takım. Ben burada Sassuolo'nun yenileceğini düşünmüyorum. 0-1 çifte şansı aldım. Tek tercih idealdir. İdeal kombinlerinize oran yükseltme katına koyabileceğiniz bir tercih değerlendireceklere bol şanslar. Genk ve Gent mücadelesini aldım burada. Gent takımı son haftalarda ki Flora diye takım oynadı sanırım. 1-0 ya Partizan'la ya Flora'yla. 1-0 galip geldi Gent takımı Avrupa'da. Genk takımı da mağlup oldu. Saçma bir şekilde. Kazanması lazım. Çıkması için, ikinci olması için kazanması lazımdı. Gitti. Deplasman'a yendi. Rapid Vien'i mağlup oldu. Büyük eşeklik. Genk takımı burada galip gelebilir. Ev Fakat ben Genk'in burada gol bulmasını bekliyorum. Bu takım sürekli böyle gidecek değil. İlla ki böyle büyük maçlarda da ekstra bir motivasyonla oynayacaktır. Ben burada her iki takımın atacağı ideal, ideal, ideal golleri değerlendirdim. İki takımın da fiyeleri havalanır. KG varan oranı 1 2. Geçiyorum bu mücadeleyi de. Kombin olarak da bir tane kombin yapacağım. Kombin ekrana gelsin. Kombin önerisini arkadaşlar iki tane mücadeleyi aldım. Üst olarak da Atalanta mücadelesini üst bekliyorum. Level Kuzen mücadelesine üst bekliyorum. Level Kuzen mücadelesini aynı şekilde kornerde bekliyorum. Bakalım korner yerine ben burada üstü aldım. Umarım şans yanımızda olur. 2-0-2'lik orandan idealde Değerlendirecekleri... 2 tane golü geçmesini beklediğim mücadele değerlendirecek arkadaşlar. Bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.